Merhabalar, paylaşmış olduğum sorunun çözümünü yapmaya başlayalım. Boşluğun hemen devamında by climate var burada. İklim ve küresel talep ve tarımsal uygulamalar diyor. Bakın boşluğun devamında iki tane aynı kelime grubu var, gördünüz mü? Yani burada aslında biz bunları paralel bağlaç yapıları diyoruz. Burada gördüğünüz gibi şıklarda da zaten göreceksiniz. Burada şıkları isterseniz hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. İşte neither nor ne de anlamında kullanıyorum. As araya sıfat zarf alır, e kadar kıyaslama yapar. Not only but also sadece öyle değil, aynı zamanda böyle. Ve not only yerine not just, not solely, not merely, not simply. Öbür tarafa da yine bazen also'yu kullanabilirim, bazen de also'yu kullanmasam da devamlı ezveli getirebilirim. Sadece öyle değil, aynı zamanda böyle. Yani iki şeyi birbiriyle paralel olarak götürebilirim. Rather than arkadaşlar, than ziyade demek, ayrı yazılmaz. Sadece would rather than dışında, şunu şuna tercih ederim dışındaki kalıp, onu sadece burada şey yapıyor, ayrı yazılıyor. Bu şekilde ayrı yazılmaz. Bu yüzden ayrı yazılmadığı için ben üst tarafta da would rather yapısı yok. Ben Deniz'i direkt buradan elemiş olacağım. So that arkadaşlar, burada o kadar ki anlamında kullanıyorum. Devamına da tam cümle alıyor gördüğünüz gibi. Buna such that de diyebilirsiniz. Bu da yine o kadar ki anlamında. Fakat burada bir sıfat tamlaması var ve bu da that'ten sonra tam bir cümle alıyor. Şimdi burada baktığım zaman that'ten sonra tam bir cümlem yok gördüğünüz gibi. Yani küresel talep ve tarımsal uygulamalar var. Ben bu yüzden buradan Edirne'yi de silmek istiyorum arkadaşlar. Eziz araya sıfat alıyordu. Burada bir sıfat yok, iklim var. Sıfat veya zarf alıyordu burada gördüğünüz gibi. Ya buraya Aziz yerine Su Ezdi getirebiliyorduk bu arada. Ya bir isim olduğu için ben o yüzden isim değil de sıfat aramam lazımdı. Bursa'yı da sildim. Peki doğru cevabım A mı olur, C mi olur? Negatif bir anlam varsa Adana'ya gideceğim. Pozitif bir anlam varsa burada Ceyhan'a gideceğim. Evet, çevirelim o zaman. Gelecekte çiftliklerin yönetimi nedir? Sadece iklimden değil, aynı zamanda küresel talep ve tarımsal uygulamalardan da ne yapacaktır? Etkilenecektir. Bu nedenle kazananlar metotlarını modernize eden ve işte tarlalarını çeşitlendiren çiftçiler olacaktır. Evet, gayet de güzel oldu aslında. Benim buradaki doğru cevabım arkadaşlar ne olması lazım? Doğru cevabımın Ceyhan olması gerekiyordu. Peki neither nor olur muydu? Olmuyordu. Yani burada yani gelecekteki çiftliklerin yönetimi iklimden ve küresel talep ve tarımsal uygulamalardan etkilenmeyecek desek yanlış bir ifade, yanlış bir durum oluşturmuş oluruz. Çünkü mutlaka tarım iklimden etkilenir. Bu yüzden doğru cevabımın arkadaşlar burada Ceyhan olması gerekiyordu.